Arkadaşlar, Bahar Hanım kontrol ederken ben bir giriş yapayım konuyla ilgili. Şimdi biliyorsunuz zaten bugünkü konumuz CV hazırlama ve mülakat teknikleri. Bu konuyla ilgili konuşuyor olacağız. Bahar Hanım'ı dinleyeceğiz. Sonrasında zaten girişte kayıtlarınızı aldık. Ondan sonrasında bir katılım sertifikamız da olacak. Onları size daha sonra göndermiş olacağız. Şimdi Bahar Hanım'ı bekliyoruz. Evet. Benim eğitimde mi bir sorun var acaba? Görüntüm benim bir ara gitti. Siz beni görebildiniz mi? Çok iyi. Şu an tamam, siz... Süper. Evet, çok iyi. Tamam. Ben sunumu paylaşayım. Tamam Bahar Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrardan davetimizi kabul ettiniz. Bizimle ne demek? Çok memnun oldum. Biz şimdi bugün bu konuyu bir sizden dinleyeceğiz. CV hazırlama ve mülakat teknikleri. Evet. Daha iyi bilirsiniz. Önemli bu konu bizim için. Çünkü hani öğrenci arkadaşlarımız da işte bir iş arayışı olsun, staj arayışında öncelikle hani bizim ilk kontağımız istihdam sağlayıcılarla CV'miz, sonrasında gelen mülakat süreci. Biz tabii bu konuyu sıklıkla inceliyoruz. Önemli bir konu. Bugün bir de sizden dinlemek istiyoruz bu konuyu. Ben şimdi size sözü bırakayım isterseniz. Tamam. Başlamış olalım. Çok teşekkür ederim. Merhaba herkese. Umarım tüm arkadaşlarımız keyiflidir, sağlıklıdır. Sağlıklı günler diliyorum en başından. İnsan kaynakları profesyonelliği ama şimdi İNKA'dan bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. İNKA İnsan Kaynakları yerli sermayeyle kurulmuş 20 yıllık danışmanlık şirketi. Sizler gibi öğrenciyken patronlarımız böyle bir girişimcilik yapıyorlar ve 20 yıldır da devam ettiriyorlar. Danışmanlık tarafında bunu yapmak gerçekten çok zor. Ki Türkiye'nin şartlarında hele ki bunları devam ettirebilmek keza daha da zor. Ben kimim? Ben Bahar Kırbaş, 39 yaşındayım. Benim öğrencilerim aslında çok böyle makine mühendisliği, baktım makinelerle iletişim kuramıyorum, ikinci sınıfta bıraktım, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi mezunuyum. Dediğim gibi 16 yıldır bu işi yapıyorum. Sizlere işveren tarafında sizlerden neler bekliyorlar? Hem CV hazırlamada insan kaynakları tarafından nasıl bir süzgeçten geçiyorsunuz? Sizin fark etmediğiniz, göremediğiniz ama bizlerin ne görmek istediği, nelere dikkat ediyoruz? Bunların ipuçlarını paylaşıyor olacağım. Evet, CV hazırlama teknikleri, sonra mülakat ve en son stajla ilgili konuşmalar yaparız. Sorularınızı da bekliyorum açıkçası. Peki, CV teknikleri. Başlayalım dilerseniz. Arkadaşlar, iyi bir özgeçmiş yazmak iş arama zorluklarından biri. Yeni bir işe başvurma söz konusu olduğunda özgeçmişiniz, kapıya adımınızı atmanız ve mülakata davet edilmeniz için sadece bir bilet olabilir. Çoğu işveren evet veya hayır yığınına yapıştırmadan önce her bir CV'yi taramak için yalnızca birkaç saniye harcıyor. Bu biraz size böyle adaletsizlik gibi gelebilir ama hele ki sağlık tarafında bunları hani işe başladığınızda daha iyi göreceksiniz. Sağlık sektörü inanılmaz hızlı bir sektördür ve bizlerin de bu anlamda çok hızlı olmamız gerekiyor. Bu yüzden belli noktalara hemen bakıp olur veya olmaz diye böyle kararlar verebiliyoruz. Yeni bir iş bulmak istiyorsanız işverenleri etkileyecek kaliteli bir özgeçmişe ihtiyacınız var arkadaşlar. Biçimlendirme, stilden, içerikten, içerikte kullandığınız dile kadar CV'nizin her unsurunun kusursuz olması çok önemli. CV'niz onlara sizden, mesleki geçmişinizden ve becerilerinizden, yeteneklerinizden, başarılarınızdan bahsetmeli. Sonuç olarak bu iş için neden en iyi kişi olduğunuzu burada standart bir özgeçmiş paylaşıyorum görselini. Özgeçmişinizin yapısı esnek, benzersiz, becerilerinize ve deneyimlerinize göre değişse de
İşverenlerin özgeçmişinizde görmeyi beklediği belirli bölümler vardır arkadaşlar. Bir işe alım görevlisinin veya işe alma müdürünün CV'nizi açtıktan sonra göreceği ilk olduğu yer üst kısmı, bu yüzden önemlidir. CV'nizi eklemeniz gereken bölümleri de paylaşayım. Adımlarını da paylaştım, görselde görebilirsiniz. Özgeçmişinizin sayfanın üst kısmında yer alan ilk bölümü adınız, mesleki unvanınız, iletişim bilgileriniz içermelidir. İletişim bilgileriniz söz konusu olduğunda e-posta adresiniz ve telefon numaralarınız çok önemlidir. Adınızın, iletişim bilgilerinizin hemen altında yer alması, kısa bir paragraf olarak potansiyel işverenler kim olduğunuza ve neyle ilgili olduğunuza dair genel bir bakış tutmaya, birkaç cümleden uzun olmamasına hedefleyin. Bu bölümde en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki ele almaya çalışalım. İnternette bir sıkıntı yok değil mi? Devam ediyorum. Şu an bir sıkıntım yok gibi, evet. Tamam. Hı-hı. Yani sen kimsin, şirkete ne önerebilirsin, kariyer hedeflerin neler gibi şeyleri çok kısa şekilde anlatabilirsiniz. İş tecrübeleri bölümünde size önceki işlerinizi, stajlarınızı ve iş deneyimlerinizi özetleme şansı verir. Son göreviniz işverenliğine yani en alakalı olduğu için deneyiminizi ters kronolojik sırayla listeleyin. Her bir istihdam pozisyonunu listelerken iş ünvanınızı, işvereni, çalıştığınız tarihleri ve oradaki rolünüzü özetleyen bir tır belirleyin. Deneyim bölümünüz gibi eğitiminiz de ters kronolojik sırayla listelenmeli. Kurumların adını ve orada bulduğunuz tarihi, ardına elde ettiğiniz nitelikleri ve notları ekleyin. CV'niz asla olmamalı. Resimler de iş ortamına uygun olacak kıyafetler ve düz olarak çekilmeli. Başarılı bir özgeçmiş her zaman dikkatli ve net bir şekilde sunulur ve temiz, canlı bir beyaz kağıda basılır. Evet, her ne kadar dijital dünyada başvurunuzun, yani CV'nizin çıktısını alıp götürmeniz size bir artı katabilir. Düzen her zaman temiz ve iyi yapılandırmış olmalı. Özgeçmişleriniz asla buruşmamalı veya katlanmamalı. Bu nedenle başvurularınızda giderken, yanınıza götürürken bir A4 veya güzel bir dosyalama dosyayla götürebilirsiniz. Çünkü görüntünün her şey olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu aynı zamanda CV'niz için yani. Güzelleştirmek için biraz zaman ayırın. İşaretleri kullanın. Cümleleri kısa tutun. En fazla 2 A4 sayfası yapın CV'nizi götürürken. Ve CV'nizi güncel tutun arkadaşlar. Hele ki iş arıyorken, aramasanız bile, iş arıyor olsanız olmasanız da özgeçmişinizi güncel tutmalısınız. Birbirinize önemli bir şey değil, herhangi bir değişiklik olduğunda bunları zaman kaybetmeden kaydedin. Böylece daha sonra önemli şeyleri unutmazsınız, atlamamış olursunuz. Özgeçmişinizi düzenli olarak gözden geçirmek, eksik olan yeni beceriler veya deneyim eklemek çok önemlidir. Örnek vermem gerek, biraz gönüllülük yaptıysanız veya yeni bir proje üzerinde çalıştıysanız orada olduklarından emin olun. CV'nize alıp almadığını kontrol edin. Çünkü potansiyel işverenler kendi becerilerini ve deneyimlerini geliştirmek için yol eden adaylarda her zaman etkilenirler. Dediğim gibi genelde CV'niz 2 sayfadan fazla olmamalı yanınızda götürürken. Herhangi bir özgeçmişe bakarak ortalama sadece arkadaşlar 8 saniye harcıyorlar. Yani yaşam öykünüzü gönderirsiniz. Tabii ki şekilde. Eski ve net tutun ve bu küçük ayrıntını mülakata saklayın. Her şeyi tüm detaylı vermenize gerek yok. Herkes özgeçmişinde yalan söylüyor, değil mi?
Hayır diyoruz buna, duruyoruz. Özgeçmişimizdeki bariz yalanlar, işverenlerin kontrol etmesi söz konusu olduğunda sizi büyük bir belaya sokabilir. İsteyeceğiniz son şey işe başlamak ve sonradan yalan söylediğin için yeni işini kaybetmektir. Ayrıca bildiğinizi iddia ettiğiniz şeylerle ilgili soruları aniden cevaplayamadığınızda mülakat aşamasında yakalanabilirsiniz. Yanlış bilgiler vermekten kaçının. Her zaman doğru bilgileri yazmalısınız. Uzmanlık alanı ya da uzmanlaşmak istenen alan ile ilgili eğitim, seminer, sertifika bilgileri mutlaka CV'nizde yer alsın. Arkadaşlar, önemli bir detayımız var CV'lerde. Ön yazı. Ön yazı nedir? Kişiliğinizi, farklarınızı, tecrübelerinizi ortaya koyarak iş anlatarak öne geçebileceğiniz başvuru sırasında yazılan bir yazıdır. Ön yazı bize neler katar? İlk izlenim oluşturur. Yani uygunluğunuzu ve farklılığınızı anlatmanıza fırsat katır. Hatta bir tane örnek ön yazı paylaştım. Çünkü şimdi arkadaşlar bunları yazıyorlar ama öyle bir ön yazılarla karşılaşıyoruz. Böyle destan var veya işte böyle değişik anlatımlarla karşılaşıyoruz. Yani bu hayatınızı kurtarabilecek bir ön yazı. Bunu görmek istiyoruz bu şekilde. Yani içerisinde isterseniz alın ekran görüntünüzü. Bahar Hanım, bu arada çok küçük bir araya gireceğim ama bir internet acaba geçişi yapabiliyor musunuz? Bir bizde arada donuyor sesiniz, görüntünüz. Şimdi bundan şey yapmıştım, bağlanmıştım. Bir yine arada takılma oluyor bizde, görüntü donuyor. Arada sesiniz gidiyor, onu bir söyleyeyim istedim. Uzun bir şeyde oldum, tekrar edebilirim. Şu anda duyamıyoruz hiç. Allah. Dondu biraz, evet. Deniyorum. Tamam. Şu an iyi miyim? Şu an sanki sesiniz net geldi. Aynen, görüntünüz de geldi. Evet. Şu an tamam. İyi gibiyiz. Tamam. Atladığımız bir yer varsa hemen telafi edebilirim. Anlaşılamayan bir yer varsa. Tamam arkadaşlar, sorabilirsiniz onları isterseniz chatten. Siz yazarsanız ben Bahar Hanım'a iletiyor olurum. Tamam, veya sonunda da soru cevapta da üzerinden geçiyor olabiliriz. Yani arkadaşlar, bu örnek yazısının lütfen fotoğrafını alın. İçeriğiniz bu olsun. Çünkü bunu görmek istiyoruz. Ve garantili elenmek istiyorsak neler yapmalıyız? Arkadaşlar, iletişim adresinizi, 4 farklı cep telefonu numarasını yazın elenmek istiyorsanız. Çünkü bazı arkadaşlarım şey, annesinin, babasının numaralarını ve bazıları da bunu belirtmiyor. Böyle bir bakıyorsunuz 3-5 tane numara var. En üstte annesinin olmuş oluyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Hem bizim için zaman kaybı hem de ilk izlenim için çok hoş bir şey değil. O yüzden bir tane veya varsa 2 tane telefon kullanıyorsunuz. İkincisi ama o da ikinci numaramdır veya şudur budur diye belirtebilirsiniz. Ama mümkün olduğunca yazmayın. E-posta adresinizi karizmatik seçin arkadaşlar. Mümkünse isim soy isimden oluşsun. Eğer yoksa işte noktalamalı, yani bunu bir deneyin. Kendi isim soy isminizle olmasına özen gösterin. Yani bir iki örnek vereyim ve bunu daha böyle abart şeyleri de karşılaştım. İnanın 16 yıl içerisinde işte çılgın erkek et bilmem ne, sarışın bomba, işte dertlerin derman, 250 gram et diye bir mail adresi bile. Yani evet, bunlar şimdi mesela benim hafızamda kalıyor mu? O kişi hafızamda kalmıyor. Sadece böyle enteresan şey diye kalıyor. Buna unutulmaz hoş... ama Bahar Hanım, değil mi? Yani? Evet. Unutulmaz yani şu... oluyorlar. Ama o kişiyi bilmiyoruz. Mesela şunu da hiç unutmuyorum. Ben
alt dire imkansız aşkların alt dire adamıyım gibi şeylerle. Ama en yaratıcı bana böyle 250 gram et, hotmail falan gibi şeylerde. O yüzden mümkün olduğunca isim soy isminizden oluşsun arkadaşlar. Özgeçmişinize kısa süreli iş istiyorum. İnanın aradığınız insan benim gibi bildirimler yapmayın lütfen. Duydum ki beni arıyormuşsunuz gibi şeylere de maruz kalabiliyoruz. Fotoğraf kısmını yazlıkta denize girerken çekilmiş bir fotoğraf, yani Instagram'da yapılan fotoğraflar gibi değil. Çünkü şöyle de oluyor, böyle sokakta çekilmiş, arkada bir iki arkadaşı falan, hani hangisiniz, işte yanında ağaç var ama kendisi hiçbir şekilde belli olmayan. O yüzden normal vesikalık bir fotoğraf olmasına özen gösterin. Ne çok abartılı makyajlarla ne de çok böyle şey günlük tarz olmasın. Ve referanslarınız arkadaşlar, lisede okuyan amcanızın oğlu ya da ev hanım olan halanızı falan yazmayın. Eğer şu an mesela soru cevapta da bunları konuşuyor oluruz ama yeni mezunsanız, mezun olacaksınız, ha, hocalarınızı yazabilirsiniz. Staj yaptığınız yerdeki İK'cıya söyleyebilirsiniz. Ama hani akraba falan da, biz iş referans yapıyoruz çünkü. Arkadaşlar, bütün hayallerimiz gerçek olabilir. Gerçekten buna inanın, ne olur inanın. Yani cesaret çok çok önemli. Bu konuda cesaretli olun. Yılmayın. Hemen bir kere bir şey olmayacaktır. Denemekten lütfen kaçınmayın. CV teknikleri tarafında paylaşabileceklerim arkadaşlar bunlar. Hemen mülakat tarafına geçiyorum. Bu arada ben size küçük bir şey sormak Lütfen. istiyorum. Referans kısmı ile alakalı. Bu biraz galiba bizim de kafamızı karıştıran bir konu. Bu referanslarımızı CV'mize yazalım mı direkt olarak Bahar Hanım? Yoksa hani talep edildiğinde sağlanacaktır gibi bir şey mi paylaşsak daha doğru olur? O da olabilir ama şöyle, eğer paylaşıyorsanız o kişinin de haberi olsun. Tabii. Çünkü şey olabiliyor, yani habersiz oraya bir sürü kişiye yazmış. Yani sizin hakkınızda işle ilgili bir şeyler söyleyebilecek birileri olsun. Paylaşmak istemiyorsanız zaten, hani ilk görüşmede genelde referansla aramıyoruz. Eğer olumlu ilerliyorsak sizden talep ediyoruz. Eğer CV'nize yer almıyorsa bu herhangi bir negatiflik yaratmaz. Ama sadece o kişilerin haberi olsun ve hani akraba, arkadaş olmamalı. Çünkü iş için biz konuşacağız. İş Evet. ortamında nasıldı? Hani kişilik olarak, karakter olarak konuşmuyor olacağımız için bu çok çok önemli gerçekten. Yani bazen şu bile oluyor arkadaşlar. Mesela bir yerde ilan çıkıyoruz. Beni bulabiliyorlar veya ben mail adresini paylaşıyorum. Böyle CV'ler geliyor ama CV, özgeçmiş. Hani kendi isim, soy isminizi, dosyanızı yapın. Bu bile çok önemli. Şimdi ben diyelim ki bir müdür veya bir uzman arasam bile, o gelen CV, mailde bir not yok, bir yazı yok, bir merhaba yok. Sadece CV'yi atmış ve CV diye. Ben şimdi onu bilgisayara kaydettiğimde kimin ne CV'si, içine tekrar gireceğim, bakacağım ve bu tarz iletişimlerde ve hiç uğraşmıyoruz artık. Çünkü bunlar çok önemli. Şu anki dünyamızda olmazsa olmaz, iletişim dünyasındayız. Bunları yapmayın. Bunlar bile çok, belki aradığım insan gerçekten, belki aradığım profil, ama ya böyle yapıyorsa iş anlayışı buysa, iletişim tarzı buysa, yani çalışabilecek birisi değildir demek ki. O şekilde çalışıyor bizim mesleki olarak kafamız. Peki, şimdi CV'mizi hazırladık arkadaşlar. İnsan kaynakları iş alımcının önüne düşüyor, ilgileniyor sizin CV'nizle ve artık mülakata geliyoruz. Mülakat tekniklerinde ilk işveren tarafından size ulaşma telefon görüşmesi oluyor. Bir iş görüşmesi yaparken arkadaşlar, küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir. Küçük bir hata bile size bir iş teklifine mal olabilir. Hazırlanmak için zaman ayırın lütfen. Aktif olarak iş ararken kısa sürede bir telefon görüşmesine hazırlanmak önemlidir. Bir işe alım görevlisi ne zaman arayabileceğini ve bir iş fırsatı hakkında konuşmak için zamanınız olup olmadığını asla bilemezsiniz. Telefon görüşmesi bir işverenin sizinle ilk iletişim noktasıdır. Yüz yüze görüşmeye davet edilmeden önce işe alım uzmanı telefon görüşmesiyle pozisyon üzerinden geçmeniz ve iş için uygun olup olmayacağınızı öğrenmek, fikir edinmeleri için
arandığı yerdir. O yüzden telefon mülakatına hazır olun. Hele ki aktif iş arıyorsanız arkadaşlar, gerçekten bizler size ne zaman ulaşabileceğimizi bilemiyorsunuz. Şöyle olabiliyor. Biz genelde saat 10'dan sonra aramaya çalışıyoruz ama böyle uykulu seslerle, şimdi müsait değilim, daha sonra arayınlar, işte metrobüsteyim gibi şeylerle. Tamam, uygun olmuyorsunuzdur ama onu da uygun bir dille lütfen ifade edin. Kusura bakmayın, şu an müsait değilim ama işte aradığınız numaradan size geri dönüş yapabilir miyim? 15 dakika sonra gibi şeyler söyleyin. Çünkü kayıtlı olmayacaktır numaralarımız. Yabancı bir numara ile o sırada iş arıyorsanız lütfen, yani karşıdan kim çıkacağı belli olmayacağı için yani böyle uykulu, daha uyanamamış kişiyle hani tekrar aramıyoruz açıkçası. O kadar vakit yok. Aa, işte Ahmet Bey'i aradım ama işte 15 dakika sonra arayın dedi. Durum 15 dakika tutayım da veya takmaya gireyim, tekrar arayacağız gibi bir durum yok. Siz öyle açarsınız. Arkanızdan aradığım aday farklı şekilde istediğim tarzı açar ve onunla devam ederim. Yani bu kadar böyle ufak nüanslar var maalesef ki. Peki, mülakat öncesi hazırlıklarımız. Lütfen şirket hakkında araştırmanızı yapın arkadaşlar. Şirketler yalnızca belirli bir işle değil, aynı zamanda şirketle de ilgilendiğinizi bilmek ister. Görüşmenizden önce şirketin tarihini, değerlerini, yapısını, bir internet sitesine bir girin, bir bakın. Görüşme yapacak uzmanı bile araştırabilirsiniz ki bu mesela bizim iş dünyası için biliyorsunuz LinkedIn kullanıyoruz. Böyle anında oraya benim de ismimi yazsanız hemen her şey görülür. Çünkü burada bir ortak nokta bulabilirsiniz. Hani mülakat tarafına buradan da girebilirsiniz. Böyle damardan da girme şansınız olabilir. Klasik olacak ama genel mülakat sorularını gözden geçirin arkadaşlar. Yani neler soruluyor, ben buna nasıl cevap vereceğim diye bir prova yapın. Muhakkak yapın. Gerçekten yani en önemli şey prova yapın, prova yapın, prova yapın. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü yaptıkça o heyecanınız, oturuşunuz, ses tonunuz, her şeyiniz böyle oturacaktır. Yani karşı tarafa giderken böyle eliniz ayağınız dolaşmayacak. Aman bana ne sorarlar gibi şeylerle karşılaşmayın. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı sorulan sorular aynı sorular. Fiziksel olarak hazırlanın. Görüşme söz konusu olduğundan beden dili, konuşmanız çok önemlidir. Dik oturup, sakin ama sağlam bir ses tonuyla konuşma pratiği yapın. Basılı kopyalarınızı hazır bulundurun. Dediğim gibi hani dijital çağda olsak da. Yani orada hazırlamış bir şık bir hareket olacaktır. Ulaşım için önceden plan yapın. Belki şehir dışında da arkadaşlarımız vardı ama İstanbul trafiğini bilen bilir. Yani görüşme söz konusu olduğunda zamanında orada olmak mutlak zorunluluktur. Geç kalmak kötü planlamayı, bağlılık eksikliğini ve bir işvereni sunmak istemediğiniz her şeyi o dakika verirsiniz. Mümkünse 5-10 dakika önceden lütfen orada olun. Ve başarı için giyinin arkadaşlar. İlk izlenim gerçekten çok önemli. Evet, ben donanımlıyım, şöyleyim, böyleyim. Yani şu an bile olsa diyelim ki 16 yıllık bir tecrübem var. Ne yaptığımı bile biliyorum. Ama hani gittiğimde, çünkü ben yine ara ara böyle mülakatlara gidiyorum. Meslektaşlara da bakmak için ne oluyor, ne gidiyor. Diğer masanın diğer tarafını unutmamak adına. Ne olursanız olun, giyinin. Belki işte hemşirelerimiz vardır aramızda sağlık çalışanları olarak. Hani bir üniforma giyeceğim zaten gibi durumlar olabilir. Çünkü bu rahatlık biraz olabiliyor. O yüzden yani mümkünse her zaman gibi klasik, hepimizin dolabında muhakkak olmazsa olmazlar vardır ya, bir kumaş pantolon, bir gömlek. İnanın bu sizi bir adım öteye taşıyacaktır. O yüzden bir görüşmeci size sıradan bir mülakata davet ettiğini söylese bile etkilemek için giyinin. Uygun şekilde giyinmek bir işverene mülakat fırsatını ciddiye aldığınızı sağlar. Bunu yansıtırsınız. Bakımlı gidin. Temiz, bakımlı saçlar, dozunda makyaj, temiz bir yüz ve olmazsa olmaz sıcak bir gülümseme. Kimliğinizi unutmayın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki yani bir kimlik getirdiğinizden emin olun. Bazı binalara erişim sağlamak için kimlik gerekebiliyor. Not alın. Not almaya hazır kağıt kaleminiz olsun, bir defteriniz, bir kağıdınız olsun. Her zaman iyidir.
Ve tekrar vurguluyor olacağım ama gerçekten uygun giyinin arkadaşlar. Peki şimdi davet edildik. Onun öncesi hazırlıklarımızı yaptık ve artık şimdi mülakat yapacak İK arkadaşımızla yüz yüze geliyorsunuz artık. En heyecanlı yerlerden bir tanesi. Yüz yüze görüşmeler arkadaşlar genellikle ofiste bir işverenin ile aday görüşmesi arasında gerçekleşir. Yüz yüze görüşmeler işverenlerin iki şeyi daha iyi anlamasını, değerlendirmesini olanak tanır. Bunlar nedir? Bir işveren ofisin iklimine ve kültürüne uyup uymayacağınızı bizzat ölçebilir. Ve bizzat bir işveren işi gerçekten isteyip istemediğinizi görebilecektir. Çünkü rolle ilgili coşkunuzu sürekli olarak izleyecektir. Bir işvereni sadece maaş miktarını arayan ve tutkulu birini yani maaş miktarını aramayan tutkulu birini istiyor. Yani çalışmak için hevesli birilerini istiyor işveren. İlk izlenimler gerçekten önemlidir ve bir iş görüşme sırasında iyi bir izlenim bırakmak için fazla zamanınız olmaz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, resepsiyon görevlisini karşıladınız veya danışmadan girdiniz. Binayı terk ettiğiniz ana kadar potansiyel yeni bir işe alım olarak değerlendiriliyorsunuz. Karşılaştığınız herkesi yapabileceğiniz en iyi izlemi bırakmak çok önemlidir. Mülakat öncesi sizden iş başvuru formunu doldurmanız istenir. Eksiksiz olarak ve okunaklı doldurun arkadaşlar. Çünkü el yazınızda beyan etmenizi istenilir. Bunlar özlük dosyanızda bulunuyor. Çünkü verdiğiniz bilgiler doğru olması gerekiyor. Yanlış bir bilgi, bu CV hazırlama tekniklerini söylediğim gibi yalan yanlış şeyler olsa da olduğunda diyelim ki gözden kaçtı, kontrol edilmedi. Bir şekilde girdiğiniz işe belki bir yıl sonra bu araştırma bir şekilde önümüze gelecek ve iş aklınız feshedilir. Bunu yaşadık, yaşıyoruz maalesef. Mülakat öncesi sizden dediğim gibi iş başvuru formunu isterler. Eksiksiz ve lütfen okunaklı doldurun. Yani benim zaten Kariyer.net'te var veya bilmem nerede var. Hazırda getirdiğim gibi bir şeyle tepkiyle karşılaşmayın lütfen. O muhakkak olacaktır. Hangi pozisyon için olursa olsun, bir yönetici pozisyonu için bile olsa biz bunu almak durumundayız. El yazısıyla iş başvuru formu alınır. İlk 5 dakika İK'cı sizin hakkınızda fikir sahibi olur arkadaşlar. O kapıyı çaldınız, merhaba ben görüşmeye geldim dediniz an itibariyle İK'cıyla göz göze geldiğinizde direkt fikirler oluşur. O ilk 5 dakika çok önemlidir. Çünkü bazı araştırmalar gösteriyor ki arkadaşlar, görüşmenin ilk 5 dakikasında adaylar hakkında karar verdiklerini ve görüşmenin geri kalanını verdikleri bu kararı doğrulayacak şeyleri arıyorlar. O yüzden dikkatli olun. Peki o 5 dakikada kapıdan geçmek için ne yapabiliriz? Çok kolay arkadaşlar. Enerjinizi ve coşkuyla gelin. Görüşmecinin zamanını takdir edin, bunu ifade edin. Yani unutmayın o gün birçok kişiyle görüşüyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben bir günde 45 kişiyle görüştüğümü biliyorum. İmkansız olur. Evet. Ya artık böyle konuşmak istemiyorsunuz, enerji bitiyor. Çünkü bazı adaylar böyle iyice düşürüyor sizi. Yani o yüzden kaçıncı görüşme olduğunu bilemediğiniz için baktınız ki İK'cının biraz böyle şeyler değişmiş algılar gidiyor. O güzel enerjiyi siz verin arkadaşlar. Bir de sözsüz iletişim dediğimiz durumlar var. Mesela ortamı kullanma şekli, kapıyı çalma, yürüyüş, selam verme şekli, tokalaşma. Tabii artık tokalaşamıyoruz ama yine normale döneceğiz. Gerçekten çok önemli arkadaşlar tokalaşma şekliniz. Sandalyeye oturma, beden diliniz, kıyafetleriniz, kullandığınız aksesuarlara kadar bunlar böyle sözsüz iletişim. Karşı tarafı mesajlar verir bu anlamda. Peki mülakat sırasında ne yapacağız? Göz teması kurun arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Böyle direkt gözün içine bakın. Sağlam bir el sıkışması yapın. İyi bir duruş sergileyin. Net konuşun. Ve parfüm veya losyon gibi yoğun kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bazen
Görüşme yerlerimiz maalesef hava sirkülasyonunun iyi olmadığı küçük odalar olabiliyor. İki tarafında rahatsız olmayacak şekilde. Mülakat sırasında yumuşak bir ses tonu kullanın. Yani bağırarak çok sık sesle içiniz içinizle konuşmayın lütfen. Mümkün olduğunca ikramlarda su almayı tercih edin. Yani çay kahve görüşmeyi olumsuz etkileyebilir çünkü. Görüşme esnasında İK'cının soracağı sorulara hazırlıklı olun. Örnek vermek gerekirse, neden burada çalışmak istiyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? Sorusu nasıl yanıt vermelisiniz? Şöyle, işte nerede doğduğunuzu, ebeveynlerinizin ne yaptığını, kaç erkek kardeşiniz, kaç kız kardeşiniz bunlardan bahsedebilirsiniz ama örnek veriyorum işte köpeğim var, köpeğimin cinsi şudur da şöyle dedi, böyle dedi değil. Detay değil. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir diye bunu muhakkak sorulur. İlla ki karşılaşacaksınız. Aslında burada sormak istediğimiz arkadaşlar ne biliyor musunuz? Daha iyi olmak için çaba harcıyor musunuz? Yani kalabalık, örnek vereyim, kalabalık önünde gerçekten kötüydüm ve sonra bir kursa katılarak bu konuda kendim geliştirdim gibi. Veya işte İngilizcem yeterli bulmuyorum. Bunu geliştirmek için şunları şunları yapıyorum. Çünkü bu evet kendimin farkındayım. Geliştirilecek taraflarımı biliyorum ve bunlar için bir şeyler yapıyorumu görmek, duymak istiyoruz arkadaşlar. Olumlu düşünün. Yani kimse bu özel hayatımızda da öyledir. Şikayetçiyi sevmez. Şikayet edeni sevmez. Bu yüzden görüşme sırasında olumsuz deneyimler üzerinde durmayın. Her zaman olumlu olun. Bir işveren son işinizle ilgili en az neyi beğendiğinizi sorsa bile ona olumlu bir yorum getirmeye çalışın. Karşı tarafın sözünü kesmeden, sözde olmayan onay, baş sallama gibi eylemler içerebilirsiniz. Alay ve mizahtan kaçının arkadaşlar. Dinleyin ve dinlediğinizi lütfen belli edin. Şöyle küçük bir örnek mülakatımız var. Yani aslında işveren tarafı, biz insan kaynakları profesyoneller olarak işveren tarafın temsil ediyoruz. O yüzden işveren nasıl bir çalışan istiyor, İK cinlerine bakıyor. Gerçekten çözüm odaklı olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Okuyabiliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Peki mülakatımızı yaptık. Görüşmemizde işte hani iyi de geçmiş hissiyatı olabiliyor. Nasıl geçtiğini anlayamadığımız da olabilir. Aday olarak söylüyorum. Bir mülakatı tamamladıktan sonra iş fırsatıyla hala ilgileniyorsanız, işte çalışma koşullarıyla her şeyle ilgileniyorsanız mülakat ekibine bir teşekkür maili gönderin arkadaşlar. Bu her zaman akıllıca bir fikirdir. Mülakat sonrasında kullanabileceğiniz teşekkür ve takip şablonunu sizinle birazdan paylaşacağım. Teşekkür notları gönderin. Mülakatı yapan kişiye mülakattan sonra ayırdığı zaman için teşekkür edin. Ama bunu 24 saat içerisinde yapın. Mesela mülakat sonrası, evet görüşmeye geldiniz, gittiniz. Hemen böyle bir iki saat sonrasında şu an ekranda gördüğünüz metni kullanabilirsiniz. Bunu da fotoğrafını alabilirsiniz. Sonrasında takip e-postası dediğimizde, şimdi evet biz görüşüyoruz ama bazen söylenebiliyor, bazen unutulabiliyor. İşte bir hafta sonra dönüş yapacağız, iki hafta sonrasında dönüş yapacağız gibi. Baktınız ki 1,5 hafta sonra falan da böyle bir dönüş olmadı. Hala o işle ilgilendiğinizi gösteren bir hatırlatma maili atabilirsiniz. Şık olacaktır bu da. Ve arkadaşlar devam edin. Mülakatlar zor olabilir ve mükemmel işi aramak biraz zaman alabilir. Başınızı dik tutun ve aramaya devam edin. Gerçekten size uygun olacağını düşündüğünüz bir iş için kötü bir görüşme yaptıysanız pes etmeyin. Bir e-posta ile ilgili, yani bir mail gönderin veya görüşmeciyi arayarak bu işin neden iyi bir eşleşme olacağını düşündüğünüzü bildirin. Şirkete sunmanız gereken
gereken de yenileyin. Ne katkıda bulunacağınızı söyleyin. Bunun için bir fırsat istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani kesin olan bir şey var. Denemezseniz şansınız tam olarak sıfır. Bu yaklaşım pek çok durumda işe yaradığını gördük ve son atışı yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey kolayca elde etmeyi hedeflemeyin. Niteliklerinizi geliştirmek için çaba gösterin. Kendinize güvenin. Asla vazgeçmeyin. Başarı sizinle olacaktır. Güzel kariyerli günler diliyorum. Belki bir gün bir yerle karşılaşıyor oluruz. Çünkü benim de son 6 yılım mesela sağlık sektöründe geçti. Orada yöneticilikler yaptım. 3 hastanede çalıştım. Branş hastanesi, genel hastane olarak. O yüzden çok çok iyi anlayabiliyorum sizleri. Ama yılmayın gerçekten. Buraya kadar sorunuz var mı? Veya staj için merak ediyorsanız işveren stajyerlerden de ne bekliyor? Biraz beklentiler Evet. yüksek olabilir ama ister Evet. misin? Çok kısa değineyim. Aynen arkadaşlar iletebilirsiniz sorularınızı. Ben Bahar Hanım da görüyor zaten. İletiriz. Ayşenur demiş sayfa onu tekrar açabilir misiniz? Tabii. Görüntü almak Mülakatta mı? istedi Aa, sanırım. tabii. Tamam. Tamam. Bu sırada böyle beklerken de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İş bulmak gerçekten zor. Hele ki tecrübesizseniz biraz daha zor olabiliyor ne yazık ki. Ama deneyim kazanabilmek için önce staj bulmanız gerekiyor. Lütfen staj yapın. Gönüllü staj olur. Evet bazı bölümlerimizin zorunlu stajı yok ama yani gidin ben bu iş yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar staj yapamasanız bile artık iş imkanları çok fazla. Alakasız belki olacak eğitiminizle ama bir gidin bir iş yerini koklayın, bir havasını bir teneffüs edin. Yani evet ben sağlık tarafını bittim, sağlık yönetimi bitirdim ama hastanenin içerisinde hasta danışman olarak başlayın arkadaşlar. Hani kimse mezun olur olmaz yönetici olmuyor. Sen hasta danışmanı ne iş yapıyor? Tıbbi sekreter ne iş yapıyor? İşte hemşirenin alanı nedir? Bunları bilemezseniz hiçbir yeri yönetemezsiniz. Eğer ki yönetici olacaksanız. Ki sağlık sektörü burada kariyer tarafına gerçekten güzel olanaklar sağlıyor. Yani benim çalıştığım hastanelerde çoğunda hasta danışman olarak girmiş veya tıbbi sekreter olarak girmiş hastane müdürleri arkadaşlarım var. Böyle ilerliyor kariyer. Bir yerden başlamanız gerekiyor. O yüzden hiç bir şeyleri yapmaktan gocunmayın. Ya bunu mu yapacağım? Ben o kadar okudum falan gibi şeylerine girmeyin. Siz bunu böyle yaparsanız o sırada lise mezunu bir arkadaşınız gelir, başvurur. Ben bunu istiyorum der, ikna eder ve başlar. Siz hala yolun böyle yarılarına gelirken o böyle yönetici olmuş, sizi yönetiyor olur. Evet, sorularımız geldi Bahar Hanım. Ben şöyle bir baktım. Büşra Nur kısaca demiş ki evet bu dönemde Covid döneminde arkadaşlarımız yapamadılar stajlarını. Hiç staj görmeden, uygulama görmeden mezun durumunda olmak Maalesef. durumunda kaldılar. Endişeliler çok normal olarak. Bundan dolayı hani CV'lerine, özgeçmişlerine ekleyebilecek bir şey bulamıyorlar haliyle. Aslında şu an bu eğitime katılıyor olmaları bile bence bir şey. Kesinlikle. Bunu hani yazabilecek en azından ama tabii mesleğiyle alakalı ne yapabilir sizce? Yani arkadaşlar biz nerede biliyoruz? Yani Türkiye'de yaşıyoruz. Yani İK'cı olarak, işveren temsilcisi olarak şu an sizinle konuşuyorum ama yani mümkün değil. Herkes mezun olduğu işi yapmıyor, yapamıyor. Ama hani şu an bir pandemi yaşıyoruz. Evet ama bu da geçecek. Bunu biliyoruz. Bu sürede ben ne yapabilirim? Lütfen düşünün. Belki sağlık tarafında şu an ilk fırsatınız olmayacak ama inanın hizmet sektöründe o kadar çok şey aranıyor ki yani alakasız gibi gelebilir. Yani bir satış danışmanlığı, işte farklı bir durum, şey CRM olabilir, çağrı merkezi, ne olursa olsun. Yani bir iş disiplini nedir? Bunu görelim. Yani o CV'ye baktığımızda ben görüyorum. Evet yeni mezun, staj bulamamış, belki yapamamış, bir fırsatı olmamış ama gitmiş bir yerlerde çalışmış, bir şeyler yapmış. Bunu görmek istiyoruz. Siz de gittiğinizde oradaki disiplin nedir? İşte ast üst ilişkilerini görüyor olacaksınız. Kiminin nasıl davranılması gerek, oradaki dinamikleri alıp daha sonrasında mesleğiniz için. Ben de İK'cı olmadan önce öğrenciyken, okurken
Birçok iş yaptım. Yani büfede de çalıştım, satış danışmanlığı da yaptım. Ama bunu o kadar güzel harmanlıyorsunuz ki her yeri görünce çok güzel fikirler ediniyor. Yani orada işveren sizden şunu istiyor yani. Bu çalışmayı seviyor mu, istiyor mu? Buna bakıyoruz. Zaten kendi mesleğinizi bir şekilde yapacaksınız. O yola gireceksiniz ama o yola girerken de yani bence 2 yıl veya 1 yıl evde oturup da bir şey yapmamak, imkan yok. Zaten pandemi var. Bu çok kolay bir şey. Ama buradan çıkabilmek için ne yapıyorsun? Çabanı görmek istiyor. O yüzden hiç şey yapmayın arkadaşlar. Gerçekten karamsar olmayın. İnanın biliyorsunuz bu da geçecek. Elbette geçecek. Bunlar dünyamız bunları çok yaşadı. Hala yaşayacak. Yine de yaşayacaktır. Önemli olan sağlıklı veya donanımlı yetkin olmak değil. Önemli olan o sürece nasıl adapte oluyorsunuz? Evet, böyle bir şey yaşıyoruz ama nasıl adapte olduk? Bunda depresyona girenler oldu ama bunu üretim tarafına da geçirenler oldu. Onlar yapıyorsa siz de yapamayacaksınız. Farklı düşünmeye başlayınca bir yol bulursunuz. Yani alın CV'nizi, hangi hastaneyle ilgileniyorsanız, nerede bulunmak istiyorsanız çalın kapısını. Biz sağlık sektöründe dediğim gibi diğer sektörlere çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Yani çıkıp gidebiliyorsunuz. Ben CV'mi getirdim. Çok rahat söyleyebilirsiniz. Diğer İK'cılara bu kadar kolay ulaşamazsınız. Ama hele ki oradaki İK'cı eğer çok yoğun değilse, vakit ayırabiliyorsa, baktım ki ben tıbbi sekreter arıyorum diyelim ki. Hemen her zaman kariyer portallarına bakamıyorum. Bana başvuruları da bakıyorum. O gün diyelim ki sizlerden biri geldi. Aa, bu bunun mezunu. Tamam, baktım. Az önce bahsettiğim hem CV ve mülakat tekniklerini, o şeyleri de uymuş, gelmiş. Hemen ben size mülakatı alabilirim. O yüzden hani hazırlıklı gidin. Giyinin. Tüm hazırlıklarınızı yapın. Ben bu işi istiyorum. Bana bu fırsatı verin. Bunu bekleniyor. Yani siz bunu yapmazsanız, oturursanız bu böyle devam edecek. Kimse sizin kapınızı çalıp aa bizde iş var buyurun gelin demeyecek arkadaşlar. Hele ki sağlık sektöründe bunu gerçekten beklemeyin. Bazı avantajları var ama bazı dezavantajları da çok fazla var. Adapte olacaksınız. Yani kendinize mezun olduktan sonra veya olana kadar 3 yıl mı 2 yıl mı veriyorsunuz? Bir hedef belirleyin sizlerde. Baktınız ki sağlık sektörü böyle gidiyor veya bulamıyorsunuz bir şekilde. Başka şeyler yapmaya başlayın. Çünkü mesela okuyoruz ama ben de okudum. Makine mühendisi ben yarıda bıraktım. Dedim ki hani makinelerle olmuyor. Zamanla kendinizi tanıyorsunuz. Ben neyden mutlu oluyorum? Aa, baktım insanlar iletişim içerisinde olmam gerek. Ne yapabilirim bunun için? Bölümümü değiştirme. Hemen nereden ne olacak? Böyle böyle evriliyoruz. Şu anda siz belki bölümleri bilerek tercih etmeyen arkadaşlarımız da vardır. Karambole olanlar da oluyor. Bu yolda kendinizi tanıya tanıya ne yapacağınızı çok iyi göreceksiniz. Yani sağlık sektörü çok zor bir sektör. Yani sağlıkta çalışan sağlığı gider belli bir şeyden sonra. Böyle çok iyi şeyiniz sağlam olması gerekiyor. Karakteriniz demeyeyim de hani psikolojinizin falan çok sağlıklı olması gerekiyor. Düşün, yani bir plazada çalışmıyor olacaksınız. Ben hastanede ofisim. Altımda morg, üstümde doğumhane, ölümle yaşam arasında. Ben orada iş yapmaya çalışıyorum. Asansöre biniyorsunuz sabah 7:30'da. Feryat figan çünkü birisi yakınını kaybetmiş. Ağlaya ağlaya ofisime geliyordum. Yani bunları kaldırmak çok kolay değil. Bir yerde ölümü göreceksiniz, bir yerde yeni yaşamları göreceksiniz. O arada da iş yetiştiriyor olacaksınız. Kesinlikle. Gönüllü çalışmayla ilgili iki tane soru gelmiş Bahar Hanım. Gönüllü çalışmak, gönüllü staj konusunda nasıl ikna ederim? Belki nasıl bir staj yeri bulurum? Aslında ben bu konuda biraz daha öğrencilerin öğrencilik hayatı devam ederken olanaklarının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hani mutlaka bir kaynak vardır diye düşünüyorum. Şu an işte bizim içinde bulunduğumuz bir eğitim etkinlikten bir şey çıkarabilirler. Hocalarıyla olan iletişimlerinden bir İletişim çok şey. çok önemli. Evet. Bu konuda hani böyle ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Ben Çok kendilerini haklısınız. hani kabul ettirmek konusunda da sanırım ikna yeteneği ve iletişim yeteneği ön plana çıkacaktır. Ondan ziyade inanın istiyorsanız onu hissettiriyorsunuz. Yani yaşamadığınız şeyi yaşatamazsınız Evet. karşı tarafa. Ben istiyorum işte çalışacağım falan ama o beden yok yani o orada değil.
Hayır lütfen ben bunu istiyorum. Size bunları katmak istiyorum. Bunun eğitimi alalım. Çok seviyorum, çok istiyorum demek bile yeterli olabilir. O hevesinizi görelim. Şöyle yeni mezun, şu kadar para işte ha, burada mı var? Ha, öyle mi? Burada mı çalışılıyor falan? Bu değil. Şartlara falan bakmayın arkadaşlar. İşin başına ne para alıyoruz? İstediğiniz gibi. Bu çileyi çekmeden belli bir yere gelemeyeceksiniz. Az önce bahsettiğiniz gibi çok kıymetli. Hocalarınızla iletişiminizi çok iyi kurun. Ben mesela İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarımla iletişim çok yaptım. Resmen asistanlık yapıyordum onlara. Her şeylerini yapıyordum. Yeter ki bir şeyler öğrenebileyim. Çevrelerinden yararlanabileyim. Bir şey öğrenmesem bile ki bu mümkün değil. İlla ki o konuşmadan böyle gözlem yapın arkadaşlar. Çevresinden muhakkak yararlanacaksınız ve ben mesela mezun olmadan çalışmaya başladım. İstanbul Üniversitesi'nin bir vakfı vardı. Orada başladım. Orada devam ettim. Böyle yollar çok kolay oluyor. Yani hocalarınızın yakasını yapışın. Yani sömürün. Olabildiğince herkesi sömürün arkadaşlar. Ama bunun için gerçekten o heves çok önemli. O istek çok önemli. Eğer karşı taraf bu isteğinizi ikna olmazsa size ne yatırım yapar, ne bir kapı sunar bu hocalarınız. Arkadaşlarınız için bu böyledir. İş hayatını bırakın ki zaten iş hayatı çok acımasız bir dünyada var. Çok da duygusal olmamak gerekiyor. Biraz realist olarak bakmak gerekiyor. O yüzden hevesiniz varsa gidin. Oradaki şey ifade ettiğinizde inanın bunun karşılığını göreceksiniz. Ama oturarak bir adım atmayarak hiçbir şey olmayacak. Aa, ben 2-3 yere CV gönderdim, bekliyorum. Hayır. Yani ben şunu biliyorum. Bir ara böyle turizm sektöründe çalışmak istiyordum. İK uzmanı olarak. Baktım bir yere yakın bir lokasyon, otel açılıyor. Aa, genel müdür kim gelecek? Hemen araştırmaları falan başladım. Gittim, güzel bir çikolatamı yaptım. Randevu aldım sekreterinden. Böyle böyle ziyaretinize gelmek istiyorum. Bu şekilde aldım çikolatamı. Gittim, oturdum, konuştum. İşe girdim mi girmedim. Ama iş Geldi. ortağı oldu. Evet yani orada bir ağınız oluyor. Yani şu an o an belki bana hizmet etmedi onunla tanışmak veya o şey diyebilirim o kadar para verdim çikolata işte yazık oldu demedim. 2 yıl, 3 yıl sonra hiç ummadığım bir yerde aa böyle bir şey vardı. Mesela aklımda ben kalıyorum. Bana dönüp söylüyor. İşte Bahar'ın böyle böyle tanışmıştık falan gibine. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Yaptığınız her şeyin karşılığı bu dünyada görüyoruz zaten ve göreceğiz. Sabırlı olun. İsteyin. Gerçekten isteyin. Biz buraya nasıl geldik? Yani en azından ben 16 yıldır buradaysam yani bir sürü şeyden geçiyorsunuz arkadaşlar. Ben taşikardi olabilecek duruma bile geldim sağlık sektöründe. Çünkü denetimlerimiz var. Her gün birileri ayrılıyor, birileri ekleniyor. Bunu tempoya yetişmek çok zor. Ama bunu istiyordum. Yani bana hiç şey olmuyor, hani zor gelmiyor bir şeyleri yapmak. Çünkü ben bunu istiyorum. Ne istediğinizi bilin. Bu yolda mı ilerleyeceksiniz? Eğer bu yolda ilerleyeceksiniz, neler yapmanız gerekiyor? Adımlarınızı belirleyin ve o adımları yapın. Bugün olmaz, yarın olmaz. Bakarsınız 3 ay sonra bambaşka bir şey olacaktır. Çok konuştum galiba. Yok. Dur, estağfurullah. Ben bir taraftan soruları yönelteceğim size. Büşra demiş ki sertifika dışında katılım belgesi CV'ye eklenebilir mi? Evet, aldığımız belgeleri CV'mize nasıl ekleyelim? Ya bir görüşmeye bana geliyor arkadaşlardan şu soru Hanım. Ben işte görüşmeye gideceğim. Böyle eğitimlere katıldım. Sertifikalarımı da götürürsem nasıl olur sizce? Götüreyim mi? İhtiyaç olur mu? Nasıl onu iletmiş olabilir Tamam. arkadaşlarımız aldıkları belgeleri? Şöyle arkadaşlar, tamam eğitimler alıyoruz, hepimiz aldık ama neler kattık kendimize? Mesela CV'de okuyoruz, diksiyon dersi almış ama E'ler açık. 55'li falan böyle şeyler yani o olmamış yani alınmış ama Evet. uygulanmamış eğer böyleyse hiç getirmeyin hiç de yer vermeyin çünkü baktım orada farklı bir şey var merak ettim bunun hakkında bir soru sorabilirim ve cevap veremezseniz siz ne hissedersiniz yani hiçbir anlamı yok eğer o sertifikalara güveniyorsanız bir şeyler kattıysa size paylaşın. Yanınızda da getirebilirsiniz. Süper olur. Bir sunum dosyası içerisinde yapabilirsiniz. Bunda hiçbir negatif bir durum yok ama
Eğer onlar şeyse, siz özümsediyseniz, yaşam halindeyse, o aldığınız eğitimleri uygulayabiliyorsanız bir kıymet var. Yoksa onu aldım, bunu aldım ama uygulamada bir şey yoksa onu almanın bir önemi yok. Evet. Merve'nin sorusunu beğendim. Genç olduğumuz için kimse yöneticilik için uygun görmüyor. Bu algıyı nasıl kırarız? Vallahi şöyle, ben de 39 yaşındayım. Benim de yöneticiliğim biraz zor oldu. Böyle şey göründüm hep. Çünkü benim çalıştığım herkes, sağlık sektörü de böyle işte 50'ler, 60'lar yaşlardan bahsediyorum. İşte 45 ve üstü pluslardı. Mesela medikal parkta çalıştım, onu söyleyeyim. En yoğun hastanesinde 1200 çalışanı falan vardı. Bana hatta böyle plaza insanı falan diyorlardı. Biraz farklı bir profilimiz vardı. Ama şeydi hep böyle, şimdi 1200 çalışan çok yüksek bir maliyet. Bütçem çok fazlaydı. Sanki böyle işte 30'lu yaşlarda yapamayacakmışsınız gibi geliyor ama şimdi deneyimlerinizle, işte oturmanız, kalkmanızla, ifadenizle, her şeyinizle bunu yansıtıyorsunuz. Kariyerde şöyle şeyler var arkadaşlar. 3 ile 5 yıl arasında uzmansınızdır. Yani 3-5 yıl sürünme dönemidir. 5 yıldan sonra sorumluluğa ilerlersiniz. 10 yıl ve üstünde artık yönetici olabilirsiniz. Yani 2 yılda yönetici olmazsınız. Veya 5 yılda bir müdür olmazsınız. 10 yıl ve üstünde artık yöneticiliği beklemeniz gerekiyor. Bunlar adımları olduğu için hani kısa sürede, evet ben buranın mezunuyum, şunu bitirdim. 2'de staj yaptım, 1-2 yılda şuralarda çalıştım. Bundan sonra başka bir yönetici olarak gireceğim gibi bir durum olmasın. Böyle bir şey yok. Tam tersi olarak da şu da olabiliyor çalışanlardan. İşte ben burada diyelim ki tıbbi sekreterim ve bir tanem. İşte benden, ben gitsem burası şey olur, işleyiş olmaz. Her şey bana bağlı. Bilmem ne, bir algınız iş dünyasında lütfen olmasın. Yeriniz hemen dolar. Belki bir gün alabilir ama yeriniz dolar. Tamam, belki sizin gibi yapmayabilir ama oraya gelecek Bahar'sa Bahar gibi yapar. Ahmet'se Ahmet gibi yapar ama yapar. Kimse vazgeçilmez değildir. Hemen harcanabilirsiniz. Mesela çıkışlarda bile, iş çıkışlarında bile kapıyı sert kapatmayın. Çünkü nerede, kiminle karşılaşacağınızı inanın bilemiyorsunuz. Bunları çok yaşadım. Birebir de yaşadım. Yani bana mesela iyi davranmayan çalışma arkadaşlarının şeylerde, yarın bir gün işte yönetici olduğunu, bana iş başvurusuna gelip falan, tabii ki yapmıyor ama hani şey diyorsunuz ya, lütfen gidemeyecekseniz, devam etmek istemiyorsanız üslubuyla, belli kuralları vardır, onlara uyarak yollarınızı ayırın, küsmeyin, lütfen küsmeyin, Evet. yani iş dünyasına da küsmeyin. Çok kolay bir yer değil ama alışacaksınız. Şimdi çok da böyle gözünüzde korkutmayayım ama işi seviyorsanız çok keyifli. Sağlık sektörü çok keyifli gerçekten. Verirseniz o da size verir. Yani biraz böyle kazan kazan durumu vardır. Evet. İnci der ki, CV'ye medeni durum, doğum tarihi yazmaması olumsuz bir etki yaratır mı? Yani neden önemli medeni durum, doğum tarihi CV'de Bahar'ın? Aslında şöyle, mesela yurt dışında resim bile olmaması gerekiyor. Çünkü adil bir şey, yargı, ön yargı olmaması için. Ama Türkiye'de mesela şeyde, CV'nizde resim yoksa değerlendirilemezsiniz. Bu kadar değil, şey, tezatlar. Yani medeni durum paylaşıp paylaşmamak şey değil. Yani maalesef hele ki kadın olarak şunu yaşayabiliyoruz. Yani işveren tarafı da. İşte hani evli olmasın gibi, işte çocuk yapar ayrılır, tam şey yapar işte doğum iznine ayrılır gibi, maalesef bazı yerlerde bunları yaşayabiliyoruz kadın olarak. Sanki hani hiç evlenmeyeceğiz, çocuk yapmayacağız, tek hayatımız işmiş gibi. Ama artık bu algılar yıkılıyor. Ama hani bir işe alımcı bu tarz ön yargıyla yakmaz. Bu biraz daha işverenler, diğer yönetici taraflarında şeyler oluyor. Ama bu negatif bir şey değil. Sadece mesela bazı arkadaşlar o kadar çok detay yazıyor ki, adresini mesela şuna örnek vereyim. İstanbul adresi veya açık adresi yazmıyor veya açık adresi yazıyor, semt yok, İstanbul. Şimdi diyelim ki ben Bakırköy'de benim hastanem veya
kurumum. İstanbul'da olduğunu biliyorum ama ben o mahalleden, sokaktan çıkartamam ki semt olarak neredesin. O yüzden onları detaylı yazın. Çünkü oraya servisin var mı? Yani oturduğunuz yere göre bazen tabii ki kriterlerden ayrılabiliyorsunuz. Şimdi Bakırköy'deki birinin işte Anadolu yakasında veya işte Büyükçekmece'den gelmesini düşünmek belki çok sonraki adımlar düşünebilirim. Hani hiçbirini bulamazsam o kişi de gelmek istiyorsa olabilir. Çünkü bu iş dünyası hep sizin için çok yorucu oluyor. O yollarda geçiyor. Vakit, verim çok fazla alınamayabiliyor. Eğer ya servis var, servis güzergahlarına göre ilk başta bir tarama yapıyoruz. Eğer yoksa bize en kısa sürede gelebilecek şey tek vesaitse tek vesait gibi şeylerde bakıyoruz. O yüzden açık adresinizi yazın veya yazmıyorsanız da semtinizi ve ilinizi yazın. Örnek bir şey Gaziosmanpaşa, İstanbul, Bakırköy ve İstanbul gibi detayını lütfen atlamayın. Büşra Nur şöyle sormuş. Bu süreçte evde durdukça birçok sertifikalı eğitimlere katıldım mesleğimle alakasız. Çok güzel. Anestezi okuyorum ama tıbbi sekreterlik sertifikam da var. Bunlar eklenmeli seviye örneğin. Yoksa bir iki tane mesleğimize en uygun olanı mı yazmamız yeterli olur? Yani Yok, alakasız. ekleyebilirsiniz. Sonuçta sağlık dünyasında olabilecek bir şey. Çünkü anestezi okuyorsanız yönetim tarafına da geçmek isterseniz geçebilirsiniz. Orada da işte yöneteceğiniz kişilerin ne iş yaptığını. Ya, bu fikir verir size. Bu tarz mesleki şeylerde uygulama yapmasanız bile bir fikrinizin olduğunu, oradaki bir nüansla mülakatta böyle ufaktan şunu da biliyorum, şunu da gördüm diyebilmeniz en azından mesleğinize ne kadar değer verdiğinizi, sektöre ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Ama hani anestezi okuyorumdur ama işte nasıl söyleyeyim? Çini boyama şeyi almışımdır veya çok farklı bir şey olmuştur. Kariyerinizle ilgili olmayan bir şey yazmayın. Bunu mülakatta hobilerim tarafında hani söyleyebilirsiniz ama birbirine destekleyecek şeyler olsun. Ama tıbbi sekreterlik anestezi sağlık sektörü içerisinde olduğu için çok şey değil, alakasız değil. Paylaşabilirsiniz. Büşra demiş, sertifika durumu işe alımımızı nasıl etkiler? Herkes artık online sertifika alabiliyor. Biz farklılığımızı nasıl ortaya koyarız? Farklılarınızı yaşatarak koyabilirsiniz. İşte orada aldığınız bir iki cümle veya bir öneri, bir iki öneri şeylerle bu şekilde koyabilirsiniz. Çünkü diplomalarımız bile öyle. Yani şu mezun, bu mezunum ama o mezuniyetin getirisini bana yaşatamıyorsan, geçiremiyorsan karşı tarafa hiçbir anlamı yok. İsterseniz Boğaziçi mezunu, ODTÜ mezunu olun. Yani orada tamamen gerçekten o enerji dediğimiz şey var ya, o çok doğru. Yani nasıl İK'cı ilk sizi gördüğünde ilk 5 dakikada ha bu işte çalışabilir veya şöyle enerjisi falan böyle karşı tarafı yükseltirsiniz. Ama bazı kişiler böyle ayağını süre süre gelir, şey yapar, öyleydi böyleydi falan diye. Ve ömrünüze ömür gider. Yani bununla çalışamazsınız. Siz de takım arkadaşı olarak istemezsiniz. Şu an ne kadar bireysel bir eğitim alsak da Türkiye'de ama işte öyle değil. Takım çalışanı olmanız gerekiyor. Takımın bir bütünü olmanız gerekiyor. Şu an mesela bunu dinleyen arkadaşlarımız sınıf arkadaşları, sıra arkadaşları ama rakipsiniz de bir yerde. Yani benim Ayşe'den de bir farkım olması gerekiyor. Diğerinden de bir farkım olması. Bu hani rekabeti gibi değil ama o seviyeyi iyi tutarsak güzel bir şeydir bu. Çünkü şöyle oluyor. Mesela ben bir yere giriyorum. Aa, orada birini arıyorum. Aa, benim arkadaşım var şeyim ama kendi çevrenizi zaten iş imkanı tanıyabiliyorsunuz. Bir de hani o kişiyi de biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Birbirinizi önüne geçirecek şeyler neyi nasıl farklı yaptığınıza bağlı. Ayşenur'un sorusu da şöyle, Bahar Hanım. İlla iş arayan yerlere mi CV vermemiz gerekiyor? Mesela örneğin evimizin yakınında bir hastane var ya da staj yaptığımız hastanede çalışmak istedik. CV'mizi götürürsek insan kaynaklarına bize derler mi bu pozisyonda hani bir arayışımız yok gibi böyle bir dönüş alır mıyız? Yani yoksa derler ama CV alırlar ve o CV havuzuna girersiniz. Lütfen yani klinik olur, tıp merkezi olur, neresi olursa olsun alın CV'nizi. Güzel hazırlığınızı yapın her şekilde.
Gidin, başvurun, hiçbir sıkıntı olmaz. Bunu lütfen yapın zaten. İşte stajın önemi de bu arkadaşlar. Stajda içeri susarsanız o yöneticiler sizi görecekler, tartacaklar. O yüzden çok önemli. Orada bir akıllarına kalacaksınız. Daha sonrasında sizinle ilerlemek isteyeceklerdir. Çünkü tekrar birine bir şey anlatmak bu işveren tarafı çok yoran bir şey. Biz olabildiğince sirkülasyonu çok fazla tutmamaya çalışırız. Ki en kolay yöntem staj zorunlularda, yani girmelerinde şeylerde. O yüzden lütfen stajınızı iyi değerlendirin. Oradaki yöneticilerle aranızı iyi tutun. Meraklı olun. Bunları bekliyorlar. Adapte olma dediğimiz var. Mesela stajda nedir? Bir iki gün müşteri hizmetlerinde bulunursunuz. İşte bir iki gün hasta hizmetlerinde. Bir yere böyle alanınızı belirlemeyin. Orayı da her yeri görün. Olabilecek her yeri görün. Olabilecek her işi yapın. Bunları yaparsanız yöneticiliğinizi işte ne zaman alabilirim diyorsunuz ya, ne kadar deneyim kazanırsınız o kadar kısa sürede tırmanırsınız o basamakları. Merve'nin sorusunu ileteyim Bahar Hanım. 2 yıl resmen evde bitirdik okulumuzu. Hı. Çok üzgünüz. Verimsiz bir dönemdi. Çok haklı gerçekten. Hocalarımızı hani yüz yüze göremedik bile, tanımıyoruz. Bu 2 yılı verimsiz geçiren öğrenciler için neyi tavsiye edersiniz? Tekrar bir üniversite olabilir mi gibi sormuş. Yani biraz hayata adapte olmak gerekiyor. Evet, yani bazı şeyler için şanssız gibi gelebilirsiniz ama bazı durumlar için de çok şanslısınız. Mesela diğer arkadaşlar gibi bir sürü eğitimi aynı anda alabiliyorsunuz online tarafında. Kendinize dönebiliyorsunuz, kendinizi dinleyebiliyorsunuz. Burada düşüneceğiniz şey, ben bu durumdayken farklı ne yapabilirim? Mesela bu soruyu kendinize sorduğunuzda muhakkak size cevaplar gelecektir. Evet, bugün bunu yaşıyoruz ama neyi yapabiliriz? Mesela yüz yüze mülakat bizim için çok önemliydi. Ne oldu? Online'a döndük. Online mülakat yaparken de bu bahsettiğim mülakat tekniklerini yapmalısınız. Yine aynı şey bekliyoruz çünkü. Tamam, online ama yine ben orada o profili görmek istiyorum. Bakımlı, kendine zaman ayırmış, bana değer vermiş, hazırlanmış. Nasıl mülakata 5-10 dakika önceden gelin diyorsak, bağlantılarınızı 5 dakika önceden yapın. Bir aksaklık var mı? Kamera çalışıyor mu? Ses gidiyor mu? Lütfen bunları yapın. Evet, dijital dünyada bu sıkıntıları çok daha fazla yaşayabiliyoruz ama olabildiğince kontrolde tutmaya çalışın. Bunlar olmazsa olmaz standartlar arkadaşlar. Bugün pandemi olur, bu şartlarda bunu evriliyoruz. Başka bir şey olur, ona evrileceğiz. Ama bu durumdayken farklı ne yapabilirim? Bir düşünün. Yani Merve'nin sorusuna ek olarak ben bir şey sorayım. Şimdi pandemi döneminde bile aslında hani bunu avantaja çevirebilir miyiz kısaca sorun? Pandemi döneminde Kesinlikle bile bir çevirir. şeyler yapmış olmak dezavantaj gibi görünse ama aslında avantaj bir durum olmaya çok müsait gibi. Evet. Şöyle dediğim gibi, hani o başka ne yapabilirim, nasıl daha farklı yapabilirim mi düşünmeye başlayınca kafa cevaplar gerçekten geliyor. Ne yapabilir? Evet, şu an yüz yüze görüşmeye almıyorlar. Online dijitalde şey olduk, farkındalığımız arttı. Dijitalde nasıl kendimi anlatabilirim? Farklı bir durum olabilir. Yani herkesin cevabı çok farklı olacaktır. Mizacına göre çok farklı olacaktır. Bir şey çaba sarf ediyorsanız size hayat karşılığını muhakkak veriyor. Yani şunu da denedim, bunu da denedim, o da olmadı, bu da olmadı. Böyle de olacaktır, böyle de oluyor. O sırada tamam bunu denedim ama bunu demek ki daha farklı nasıl yapabilirdim acaba? O kadar şey gelebilecek ki aklınıza. Yani bu beynimiz şahane bir şey. Lütfen bunu kullanıp yoralım. Bunu gerçekten yoralım. Çünkü bazen bilirsiniz 500 sayfalık kitap okursunuz. Hiçbir şey anlamazsınız ama orada bir cümle, bir kelime yapar. Aa, evet, olur. Yani trendlere bakın. Mesela şöyle, şimdi biz hele ki danışmanlık firması olduğumuz için çok farklı pozisyon aynı anda çalışabiliyoruz. İşte tasarımcılar falan oluyor. Şimdi tasarımcıdan ne beklersin? Tasarım bir şey beklersin, değil mi? Hani işini yaşatabiliyor mu diye. Yani keşke bana farklı bir CV sunabilirsin. Bu da var, bunları da yapıyorum gibi. Sağlıkta da bunlara evrilin. Her şeyin çok farklı şeyi var, sınırsız. Her şey sınırsız. Herkes yapıyor, yapabiliyorlar. Siz niye yapamayacaksınız? Aile aslında yaparsınız.
Sadece oturup bir ona yoğunlaşmak gerekiyor. Bu dönemde bunlar var, bunlar yok, negatif eksi, kendi taraflarınız, güçlü taraflarım, zayıf noktalarım ne? Bunların üzerine geliştirin. Bunlar bile bir adım. Bunu çünkü çalışırken yapamayacaksınız. Çalışırken yapamayacağınız şeyleri hemen avantaja çevirin. Ya oku oku, evet okumak çok kıymetli. İşte bilmem ne üniversitesi, onun üniversitesi, bunun üniversitesi ama ne yapacağını bilemedikten sonra, kendini tanımadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Korkmayın. Yani dışarıda hayat devam ediyor. Edecek. Bir şekilde de edecek yani. Evet, Ayşenur demiş referans olarak kaç kişi yazsak yeterli olur? İki, yani maksimum iki. Yeter. Evet. Nuh, ne kadar fazla iş deneyimi belirtmemiz insan kaynakları açısından bir işe sağlamlık ya da uyum sağlayamamış gibi bir düşünce oluyor mu? Yani hani oradaki Anladım. farklı Kısa farklı süreli, işler oluyor, evet. süreler farklı oluyor. Bu hani Aynen. sizin gözünüzde nasıl bir şey yaratıyor? Yani tabii ki olabildiğince uzun vadede çalışılması. Hani diyelim ki 5 yerde çalışmış ama 2 ay, 2 ay, 2 ay çalışmış. Olabilir ama bunu da hani mantığını veya neden böyle olduğunu oraya yazabilirsiniz. Örnek veriyorum işte şu tarihlerde şurada şurada görev aldım. İşte proje bazlıydı. Bundan dolayı çıktım. Diğerinde de öyle. Açıklama kısmına bu şekilde yazabilirsiniz ki hani ilk intibalar ya 2 ay orada çalışıp 2 ayda burada çalışıp niye tutunamıyor gibi bir izlenime yol vermeyin, yol açılmasın. Oraya yazabilirsiniz. Yani şurada şurada işte yaz döneminde çalıştım. Oraya hemen yazabilirsiniz. İşte staj öncesi böyle yaptım. Şöyle bir fırsat çıkmıştı. Bunu değerlendirmek için burada çalıştım. Şu dönemlerde şunları kattım kendime, şunları gördüm gibi o şekilde yorumlayabilirsiniz. Açıklama olduğu sürece sorun olmaz. Ama şey değil, işte yöneticiyle anlaşamadım, ayrıldım, bilmem ne oldu, ayrıldım gibi değil. Büşra Nur gönüllü stajla ilgili sormuş. Aslında hani gönüllü staj için başvurduğunu ve hani olumlu cevap alamadığında hani ısrarcı olup olmaması ile ilgili sormuş. Bu arada hani şöyle de bir bilgi verebilirim en azından üniversitemiz için söyleyeyim Büşra'nın. Gönüllü staj yapmak istediğinde hani yasal değil gibi bir şey belki hani sigorta kaynaklı denmiş olabilir diye düşünüyorum ben Bahar Hanım ama bizde süreç şöyle, bağlı olduğun hani fakülteden ya da mezun müysen oradan onay aldığın takdirde biz sigorta işlemini de yapıyoruz, bunu belirtebilirsin. Ben onu bilgisayar... Aa, muhteşem, çok güzel. Evet, yani Çok öğrencilerimiz güzel bir son avantaj bu. 20 gün için öğrencilerimize böyle bir hani olanağımız var. Gönüllü staj yapmak istediklerinde onay alırlarsa bağlı oldukları yerden sigortalarını yine karşılıyoruz. Bunu da belirtebilirseniz mutlaka faydalı O olacaktır. muhteşem. Mesela ben bunu bilmiyordum. Bu benim hani işveren tarafım için de çok güzel bir şey. Çünkü gönüllü stajyerleri niye almamaya, ya almamak değil. Hani tabii ki olabildiğince çok kişiyle çalışmak istiyoruz ama işte iş kanunları gereği sigortası orada kimsenin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Allah korusun bir ayağınız kayar, bir iş kazası olur. Bunu açıklayamayız. Bir hastaneler için şöyle yani kapamaya kadar gider. Kimse de o yüzden bu riski almaz ama yani bu muhteşem bir öncelik, önderlik. Yani ben daha önce üniversitede böyle şeyle çok karşılaşmadım. Genelde anlaşmalarımız oluyordu. Hele Medikal Park'ta mesela hani farklı bir üniversiteydi. Onların öğrencileri alıyorduk ama bu muhteşemmiş. O 20 gün bile o kadar kıymetli ki arkadaşlar. Evet, Değerlendirin, kesinlikle. sömürün. Evet. Hep öyle derim ben de. Hani Çünkü üniversite evet, yaşamı önemli. öyle giderseniz yani bunu bilmeyen İK'cı muhakkak vardır, olacaktır da. Çünkü bu riskten dolayı ya gönüllü stajı alamıyoruz diyeceklerdir. Bunu söylerseniz çok büyük bir avantaj. Hemen size kapı açarlar, daha kolay açılır. Muhteşem bir şey yapmışsınız. Tebrik ederim gerçekten. Teşekkür ederiz. Yani öğrencilerimiz için hani olabildiğince faydalı olmak tabii ki hani Evet. amacımız. Bir de hani dediğiniz gibi sağlıkçılar hani bu alanda ne kadar fazla yapabilirse bizde çok fazla vardır. İşte Bir gün bile çok açıklaması kıymetli. Bir kesinlikle. gün bile çok kıymetli biliyor musunuz? Yani sağlık sektörü çok hızlı sektör olduğu için arkadaşlar 6 ay çalışıyorsunuz ama orada 6 yıldır çalışıyor gibi hissedersiniz. Her şeyi görürsünüz. Çünkü önünüzde her şey olup biter.
geçer görürsünüz. Yani çok iyi gözlemciyseniz bile bunun çok güzel avantajını yaşarsanız 3 gün bile olsa, 1 hafta bile olsa, dediğim gibi 1 gün bile olsa, abartmıyorum. 1 gün bile bir İK'nın içerisinde olsanız bile o kadar kıymetli ki, çünkü dışarıdan gelen hiç kimsenin bu şansı olmayacak. Lütfen bence hemen yığılsın talepler gönüllü şeyine. Mükemmel bir şey. Sema başını kaçırmış ama hani şunu da sormuş. Çok farklı alanlardaki yetenekleri söylemek olumlu izlenim yaratır mı mezun olsa bile mi diye soru sormuş. Bu arada hani kaydediyoruz biz yayını Sema. Daha sonra da hani izleyebilirsin dilersen. Evet, bu yetenek konusu Bahar Hanım. Yani yani o alanda kullanacağınız bir şey. Mesela daha önceki eğitimlerde şu da karşılaşmıştım. Bir kişinin iki mesleği var normal iş hayatında. Örnek vermiş. Hem İK'cıyım diyelim, hem de ne olayım, muhasebeciyim yani, veya öğretmenim. Aynı yere aynı bir CV içerisinde birleştirmemek gerekiyor. İki ayrı mesleğiniz varsa. Yani öğretmenlik için farklı bir formatta, yani aynı formatta ama farklı bir CV, diğer şey için farklı bir CV. Şimdi yetenek deyince o yeteneği şu anki mesleğimde kullanabileceğim bir yetenek mi? Örnek verebilseydi çok daha belki şey olabilirdi. Ona göre şekillenecek, yani alakasızdır. Örnek veriyorum, işte ben İK'cıyım ama çok güzel sesim var, şarkı söylüyorum. Hani bunu paylaşmanın çok bir anlamı olmaz. Sesimin güzel olması ve iyi şarkı söylüyor olabilmem İK tarafında bir başvurum bir şey olduğunda bu beni artı olarak ileri götürmez, ama işte İK'cıyımdır, ne bileyim işte koçluk eğitimleri almışımdır. Bu benim mesleğime hizmet eden şey olur. Eğer hizmet etmiyorsa paylaşmanıza gerek yok. Ben yani siz tabii daha iyi bilirsiniz. Şunu yeni duydum. Portföy kariyer diye bir şeyden bahsediliyor. Bahar Hanım bilmiyorum hani bu konuyla ne kadar ilgilidir. Hani öğrencilerin belki hani bu alandaki yeteneklerini birbiriyle hani eşleştirip ona uygun bir şey hazırlayabilecekleri bir Yönlendirme mi? gibi belki hani o tarz bir şey yapabilirler. Benim bir tane sorum olacak size. Lütfen. Sorularımız bitti bu arada. Öyle mi? Tamam. Ben evet, şöyle bir şey sormak istedim. Bunu hani öğrenci arkadaşlarımızın da bilmesini istiyorum aslında. Şimdi biz bir mülakat yaparken yüz yüze hep bize sorular gelir ya hani. Biz de soru sorabilir miyiz? Ne gibi sorular soralım? Yani sorun, yani mesela işte kariyer imkanı var mı, onu sorabilirsiniz. Çekinmeyin, ama hani tabii ki çok böyle butaklandıracak bir şey değil. Karşı tarafın verdiği bilgiler karşısında şey sormayın. Ne kadar veriyorsunuz? Bunu daha telefonda bile soran arkadaşlar var. Evet. Ne kadar veriyorsunuz? Şuyu var mı, buyu var mı? Ya hayır, bir gel bir konuşalım. Kimse bilgi vermez. Hele ki maaşı zaten kimse söylemez. Bunu beklemeyin arkadaşlar. Yani şu an maaş düşünmeyin, kazanç düşünmeyin. O yüzden sorabilirsiniz. Veya işte ne kadar sürecek geri dönüşleri, bunları sorabilirsiniz. Kariyer imkanı var mı? Ve bana bu fırsatı vermenizi çok isterim. Bu iş için çok heyecanlıyım gibi şeyler söyleyin. Gerçekten istiyorsanız ama. Çünkü bunun yalan olup olmadığı anlaşılacaktır, o zaten enerjiden şeyden. İlgilendiğinizi gösterip soru sorabilirsiniz. İşte daha önceden benim yerime birisi var mıydı gibi, veya yani niye ayrıldı gibi sirkülasyon öğrenebilmek için bunları sorabilirsiniz. Güzel olur. Çekinmeyin yani. Evet, Ama ne sorduğunuza dikkat edin. evet, o da önemli. Soracağımız sorularda firma ile ilgili sorabiliriz. Sadece böyle dinleyip Evet. dinleyip gitmeyin. Aklınıza takılan bir şey vardır. O an sormak istiyorsunuzdur. Sorun, çekinmeyin. Yani mülakatta çekinmeyin. Çünkü biz sizi tanımak için davet ediyoruz. Bir sohbet esnasında. Sadece bu iş için bazı yetkinlikleriniz var mıdır, yok mudur, veya yoksa da buna evrilebilir misiniz? Bunu görmek istiyoruz. O heyecanınızı gerçekten görmek istiyoruz. Yani inanın hiç tecrübesi yoktur, ama öyle bir
hissiyat verirsiniz ki, öyle bir güven verirsiniz ki, ben bunu yapacağım. Bana bir fırsat verin. Ben bunu yapacağım. Baktınız ki yapamıyorum. Tamam, siz beni hani çıkartın. Deyin. Şans isteyin. Bu kapı çalmadan, kapının önünde bekleyince kapı açılmayacak arkadaşlar. Boğucu bir şekilde değil tabii ki. Ama bu iş olursa, işte kurumu ne kadar araştırdığınızda, kurumda çalışan belki çevrenizde birileri vardır. Şöyle takip ediyorum sizi, şuradan da takip ediyorum gibi gönlü hoş edecek şeyler istiyorlar. Yani aslında ne mezunusunuz, nerede oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz çok ilgilenmiyoruz. Bu kişi bu işi yapmak istiyor mu? Evet, artık buna evrildi dediğiniz gibi. Kesinlikle. Son bir sorum daha olacak. Yine arkadaşlarımın bilmesini istediğim, sizden duymak istediğimiz. Şimdi çok kısa bir dönem benim de staj deneyimim oldu bir danışmanlık firmasında, işe alım tarafında. Orada karşılaştığımız şöyle bir şey vardı. Hani Kariyer.net CV'siyle gelirdi bazı adaylar. Bunun sizdeki hani yansıması nasıldır? Yansıması. Zaten Yok canım. kariyerden buldum seni. Hani orada hazır getirmene gerek yok yani. Hani orada kendin hazırladığın Word'de bu sıralamayı yapan veya referans mektubu varsa mesela referans mektubu yazdırabilirsiniz mesela hocalarınıza veya staj yaptığınız yerdeki İK'cıya şeye referans olmasını rica edebilirsiniz. Referans mektubunu yazıp da götürebilirsiniz. CV'nizin arkasını şey yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz ama hani kariyerde olan CV'nin kariyer çıktısını görmem, ben zaten çıktıya oluyorum. Onu yapmayın lütfen arkadaşlar. Ama çok farklı formatlar görüyorum. Öyle formatlar da olmasın. İletişim bilgileri sağ üst köşede, altta başka bir yani şey arıyorsunuz. Böyle bakıyoruz çünkü benim şu an sunduğum format Kariyer.net formatı. Biz Kariyer.net'e ben senin CV'ni tıkladığımda göreceğim şey en üst. En üste bakıyorum. O yüzden en üst çok önemli. Sonra altlara iniyorum. Aa, neler yapmış, neler etmiş falan diye. O yüzden o formatta olduğu için bunu sizinle paylaştım. Hani oraların buralarını süsleyemek isterseniz, mesleki olarak süslersiniz, o önemli değil ama o sıralama çok önemli. Çünkü bizim aşina olduğumuz sıralama o. Onu görmek istiyorum. Böyle sayfalarca, aa, o orada mıymış, diğer tarafa geleyim de oraya bakayım gibi diye, hani şık gibi veya şey gibi görebilirsiniz. Hani ben bunun üzerine oturdum, işte bir tasarım yaptığım gibi görebilirsiniz ama o değil. Orada yoruluyor insan. Ben görmem gereken şeyler var, onları göreyim yeter. Basic. Yani bazı şeylerde biraz basit düşünelim. Basit şık olsun. Evet, çok süse gerek yok. Fazla da sade olmasın. Kendimizi... Mesela siz staj yapmışsınız, orada Kariyer.net CV'si gördüğünüzde şaşırmışsınızdır. Siz ne Evet. hissettiniz? Bazıları sayfalarcaydı. Boyutlandırması bir değişikti, okunamıyordu gibi. Sizin de hissettikleriniz aslında. Biraz da böyle bir özensiz Değil mi? şey de Evet. vardı yani. Aynen. Evet. Bir soru geldi. O yüzden o evet. O stil çok önemli. Karakterlerinin aynı boyutta olması, aynı şeyde olması çok çok önemli arkadaşlar. Önemli. Ya ben size şu an bakayım. Gaza getirdim bir şey. Bir ön yazı paylaşayım mı sizinle yani? Bu arada soruyu dinleyebilirim Tamam. isterseniz. O da ön yazı ile ilgili. Merve demiş. Ön yazı ekleme kısmı oluyor CV'de. Oraya ne yazabiliriz? Bir tane örneğimiz vardı sizin. Evet, onu tekrar açarım istersen. Bakın Evet. mesela şu olmasın. Merhabalar, ben nokta nokta 96 yılında nokta doğdum. Bir süre sonra İstanbul'a taşındık. Bilmem ne ilçesinde ikamet ediyorum. 2 yıldır idare bilmem ne. Hani bu değil veya kendim kısaca anlatmam gerekirse Düzce Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Serbest muhasebe mali müşavir falan yapmış. Mesela bir kimse muhasebe ofisinin tozunu yutmadıysa bu muhasebeciyim deme hakkı yoktur. İşin içine girince bildiğimiz buzdağının görünen yüzü olduğunu öğrendim. Biliyorum daha çok öğreneceğim işte gibi bunlar değil arkadaşlar. Çünkü bunları okumuyoruz. Bunlar okunmuyor. Ben hemen sunumda şeyi açayım. Örnek yazıyı. Onuncu slide'dı galiba. Orada görmüştük.
Yine siz de tabii araştırabilirsiniz internetten örneklerini, kendinize uygun ufak bir şey yazabilirsiniz. Tabii tabii. Ama o kuracağınız cümleler gerçekten çok önemli. Evet. Görebiliyor musunuz? Evet, geldi ekranımıza. Örnek ön yazı. Bunun ekran görüntüsünü falan alabilirsiniz. Lütfen, evet evet alın. Buna uygun, düzgün ifadeler sizin için yeterli. Kesinlikle. Yani gittiğiniz yere, göreve göre de CV'nizi güncelleyin arkadaşlar. Çünkü diyelim ki bir ilanı gördünüz. Orada kelimeleri alıp onları da kullanın. Yani orada ne ifade ediliyorsa, işte örnek veriyorum, işte presentable olması gerekiyor veya işte nasıl söyleyeyim, aktif olması gerekiyor, bilmem ne olması gerekiyor, şunu arıyoruz dendiğinde o cümleler üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Bunları değiştirin, güncelleyin. Çünkü her firma aynı değerde insanlar istemiyor. Hepsinin farklı çalışma sistemleri var. O yüzden gideceğiniz yeri gerçekten araştırın. İlanı neydi, ne arıyorlardı? Böyle bir haber gitmeyin. Bilinçli olun arkadaşlar ki yani siz bizlerden, ben sizden sonra kuşak olduğum için sizler bu anlamda daha şanslısınız. Daha fazla ulaşım şeyleriniz var, durumlarınız var, iş imkanlarınız gerçekten çok çok daha fazla. O yüzden hani oturmayın, yarın itibariyle ne yapabilirim, yani bu eğitim bittikten sonra evet ben kendim ne katabilirim, ne yapabilirim diye düşünün lütfen. Yani umarım bizim de yönlendirebileceğimiz bir yerler olur, destek olabilirsek de sevinirim. Veya CV'nizi atıp da hani bir göz yıkacı gözüyle bakar mısınız diyebileceğiniz şeyler de olabilir isterseniz. Bu anlamda da olabildiğince destek olmaya çalışırım. Teşekkür ederiz. Bizden de bu arada destek alabilir arkadaşlar. CV danışmanlığı gibi hani tabii, talep ederlerse bizden de destek alabilirler. Bahar Hanım'a da ulaşın mutlaka. Her zaman. Yani gençliğe çok ihtiyaç var. Yani öyle kendinizi işte tecrübesizim falan gibi hiç şey düşünmeyin. O enerjiniz, sizin düşünme yapınız, bakış açınız çok çok farklı diğer kuşaklara göre. Bunun avantajını yiyin. Avantaja çevirin bunları. Çünkü görülmeyen şeyler vardır. Sizlerin gördüğü algılar çok farklı gerçekten. Çünkü körlük olabiliyor. Hepimizin mesleğini çok uzun süre bir şey yaptığınızda körlük olmaz, kaçınılmaz bir durum. Ya böyle de bir şey var dedirtin yani. Farklı olmaktan çekinmeyin. Yani herkesin yaptığını yapmayın. Merve demiş, teşekkür ediyorum. Doğru bildiğim yanlışları düzelttim. Çok faydalı oldu. Canım, evet, daha çok hani detaylı bir konu konuşsak konuşuruz aslında bu evet. konuyu. Gerçekten ben de hani arkadaşlarımız için faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederiz size. Ben çok çok teşekkür çok ederim. Faydalı Çok oldu. Heyecanlıydı, çok güzeldi. Yani arkadaşlar çok ufak şeyler gibi gelebilir ama bunlar hayat kurtarıyor. Bunlar iş dünyasına Kesinlikle. kazandıracak sizi. Lütfen es geçmeyin. Bir tekrar bir gözden geçirin. Prova yapın. Gerçekten çok önemli biliyor musunuz? Evet. Prova yapın. Ne söyleyeceğim, ne konuşacağım? O cümlelerinizi bir toparlayın. Takır 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 sorulara cevaplar verin. Ya bir böyle olalım mı? Bir afallayalım. Şahane bir aday. Ben sizi almak için bir şeyler yapmaya çalışayım. Birilerini ikna edeyim. Diyeyim ki işverene böyle bir adayım var veya yöneticiye. Evet, bunun belki tecrübesi yok görüyorsun ama ya bu böyle, böyle potansiyeli var. Bana bunları verecek dedirtin. Bunu istedin. Aslında o kadar çok basit bir şey ki bu. Yani hiçbir kritere bakmadan bunu hissedebilmek, bunu hissettirmeniz çok çok önemli, çok kıymetli. Ne olur arkadaşlar, enerjik olun. Yani evlerdeyiz ama belli rutininizi koruyun. O telefondaki konuşma, o ses tonu bile çok önemli. Yani bana mıy mıylı falan konuşan birisi ben bir daha aramam, arattırmam, ekibe de arattırmam. Yani o an o heyecanı duymak isterim. Çünkü ilk danışmanlık firmasında başladığımda öğrenciyken kişiye şey haberi vereceğim. İşe alındığınız haberi vereceğim. Harika bir haber bu benim için de. Bu görev bana verilmiş.
Ya o ses tonu hanımefendi hala unutamıyorum. Ve havalara uçtu yani o çığlıklar, o şeyler, o enerji gerekiyor. Yani aradığınızda da işte iş görüşmesi için arıyordum. Siz dendiği anda hemen bir toparlanın. Hemen ilgileniyorum, şey yapıyorum deyin. Yani sonra arayın bilmem ne. Sonra ararsanız hani aranırsınız inşallah bir ara. Evet, yani umarım hepsi de bu hissi yaşayabilirler gerçekten. Umarım. Ama işte bunun için çaba, 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 Evet. çaba. Belki anne babalarınızdan bunu çok duyuyorsunuzdur. Oradan burada herkesten duyuyorsunuz ama bu kadar yani o enerjiyi göstermek, yapabileceği taahhüdünü vermek ya Filiz yapar ya, Osman yapar. Aynen. Bunu hani eğitmenlerimiz de aynı şekilde okurken bile yani o ders ortamında hani katkı istenir, istişare istenir. Bir şeyler sorun yani. Bir şeyler sorun değil mi? Bir şeyleri merak edin, sorun. Evet. Çalışacağız çünkü ömür boyu çalışacağız. Yani sağlık olduğu sürece çalışacaksınız. Aynen öyle. Yani aktif Bir olalım, kazanmak yapalım. istiyorsanız, evet, iyi hayat sürmek istiyorum. İstiyorsanız iyi kazancınız olması gerekiyor. İyi kazanç için de çalışmak gerekiyor. Aynen bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Vedaya mı geldik? Veda edelim isterseniz. Teşekkür ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için. Aynen. Umarım Daha dinleriz aslında. Yormak Ay, estağfurullah ben her zaman yani keşke yüz yüze olabilsek belki bir istemedik. mülakat simülasyonu bile yapsak çok güzel olur. Umarım yüz yüze durumlarda bunları yapıyor oluruz. Çok kıymetlisiniz arkadaşlar. Ama kıymetlisiniz ama çok da abartmamak da gerekiyor kendimizi. Yani ben şöyleyim, ben böyleyim değil. Yani bunun arası çok çok önemli. Evet, hepimiz çok kıymetliyiz. İyi ki varsınız. Ama bilinçliyseniz, bir işe yarıyorsanız, işveren bunu istiyor çünkü. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum. Dikkat edin kendinize. Biz Çok de teşekkür hoşçakalın. ederim bu olanağı da verdiğiniz için bana. Ne demek, kendinize çok iyi bakın. Tekrar Sizler görüşmek de. üzere diyorum. İnşallah görüşmek üzere. Güzel Hoşçakalın. günler. Hoşçakalın. Şimdi çıkmaya deneyelim, değil mi? Evet. Sıla gibi olmasın. Kapasın. Ben kapattım sanıp gidiyormuşum, şey yapıyormuşum. Hadi bakalım dijital kazaya uğramadan sizleri Tamam. öpüyorum, herkesi Hoşça öpüyorum. kalın. Güle güle.